Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kara köklü ifadelerde yeni nesil sorular çözeceğiz. Ufak ufak taktikler vereceğiz ve birkaç tane de soru çözerek arkadaşlar ne yapacağız? Çok güzel şekilde yeni nesillerin üstesinden gelmeye çalışacağız. Kara köklü ifadeleri yavaş yavaş bitirmeye başlıyoruz biliyorsunuz. Artık yeni konumuz olan veri analizine doğru ne yapacağız? Yol alacağız. Tabii ki ondan önce arkadaşlar mutlaka mutlaka yapmamız gereken kampımız var. Ara tatil kampında unutmuyoruz. Hadi bakalım ne yapalım dersimize geçelim arkadaşlar. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da. Evet arkadaşlar bugün sizler ne yapacağız? Karaköklü ifadelerde yeni nesil çözeceğiz dedik. Bu arada Zoru Bankası'ndan arkadaşlar Karaköklü ifadeler bölümüne kadar hemen şöyle bir bakalım. 19 sayıların Karaköklü ifadeleri ve vereniz yani sayfa 73'e kadar Zoru Bankası'ndan çözmediğin bölümler varsa mutlaka arkadaşlar ne yapıyorsun? Ara tatilde bunları tamamlıyorsun ki eksik bırakmadan yola tam gaz devam edelim. Zoru Bankası'nda birbirinden güzel ve özel mükemmel sorular var arkadaşlar. Bunları ne yapıyorsun? Tamamlıyorsun tek tek sayfa sayfa arkadaşlar gidelim ve ne yapalım bunları kontrol edelim. Her sayfada hangi soruyu yapamamışız, neden yapamamışız, nedenleriyle sonuçlarıyla arkadaşlar değerlendirelim. Örneğin diyelim ki sayfa şöyle çeviriyorum. işte bu sayfadan baktım diyelim ki hepsini yapmışım. İşte bu soruyu yapamamış mesela kalmış soru işareti koymuşum. Hemen ne yapıyorum? Tekrar bir yükleniyorum arkadaşlar. Hazır sınavlarımızda geçmişken sorulara sakin bir şekilde yükleniyoruz ve çözemediysek de hemen ne yapacağız? Buradan kare çözümünü izleyip ve izledikten sonra da bilgilerimize bilgi katacağız. Tekrar sayfaları çeviriyorum. İşte buraları yapmışım diyelim ki ama atıyorum bu soru kalmış. Bu soru kaldıysa ben ne yapacağım? Çözmeye çalışacağım. Çözebilirsem ne mutlu çözemezsem de hemen videosunu izleyerek böyle arkadaşlar sayfa sayfa tek tek ilmek ilmek tane tane arkadaşlar ne yapmamız lazım? İlerlememiz lazım. Nereye kadar? Sayfa 73-74'e kadar yani kara köklü sayıların tamamını bitirene kadar böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu arada sevgili arkadaşlarımızdan inanılmaz yorumlar geliyordu. Hocam ara tatilde kamp yapmıyor musunuz? Ara tatilde atak kamplarımız vardı. Onların oldu diye soran arkadaşlarımız var. Onlara da cevap vermiş olalım arkadaşlar. Ara tatil kampımız mükemmel bir şekilde geliyor. Yeni nesil sorular çözeceğiz arkadaşlar. Yeni nesilleri çözerken de taktikler ve teknikler vereceğiz. Tabii ki ara tatil kampında sevgili arkadaşlar e, tatil kampımızın kitabı ka kitabı arkadaşlar Problem Bankası efsane bir kaynak. Mutlaka bu kaynağı edinin ve edindiğinizde gerçekten de bunun mükemmel bir kaynak olduğunu göreceksiniz. Yani bir sayfada arkadaşlar bir sayfada yani şöyle düşünün bu kitabı bir tepsi hepsinin içerisinde tatlısı var, çorbası var, şey var, kebabı var, içeceği var, her şey var arkadaşlar. İşte bir sayfada temel seviye iki soru bakın temel seviye seni hazırlıyoruz. Orta seviyeye geliyorsun arkadaşlar bakın orta seviyede 3 soru, orta seviyede 3 soru ve zor seviyede arkadaşlar 2 soru ile beraber ne yapıyorsun? Bu, bu sayfada her şeyi aynı anda görüyorsun. Hemen çevirdin çarpanlar katlardan yine aynı sorular. Gelelim arkadaşlar üstü ifadelere bakın temel seviyede 2 soru, orta seviyede 3 soru, zor seviyede arkadaşlar 2 soru şeklinde. Bir sayfada ne yapmış oluyorsun bütün soruları görmüş oluyorsun sonrasında da çok kazanım testlerle beraber artık bilgilerini harmanlamaya başlıyorsun diyebiliriz. Atak Kampımızın kitabı Problem Bankası muazzam bir kaynak, efsane bir kaynak. Mutlaka bunu hemen önümüzdeki haftaya siparişin ver gelsin ve kampımızda beraber olsun diyelim arkadaşlar. Dedik ve haydi bakalım ne yapalım? Karaköklü ifadelerde yeni nesil soru çözümüyle şöyle bir dersimize başlayalım. Arkadaşlar LGS'de karaköklü ifadelerden neler gelmiş, neler gitmiş onlara bir bakalım. Şimdi LGS 2021'de arkadaşlar 3 tane sorumuz gelmişti. Toplamda 3 tane soru gelmiş. Tabii ki böyle ilişkili sorularda geliyor arkadaşlar ama direkt olarak 3 tane soru gelmiş. LGS 2021'de, e, 2022'de arkadaşlar yine 3 tane soru gelmiş. LGS 2023 biliyorsunuz arkadaşlar e, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı LGS'nin ikinci dönem konuları yoktu. Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar ne olmuş oldu? Burada soru sayısı arttı çünkü ilk dönem konuları olduğu için de e, Karakök sayılardan 5 tane soru geldi. Ama şunu diyebiliriz. Normal şekilde yapılan bir LGS sınavında ki bu sene 2 Haziran'da olacak e, yapılan deneme sınavı şey, LGS sınavlarında 3 tane karaköklü sayılardan soru geldiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Demek ki bizim karekök sayılara çalışıyoruz ve 3 tane soruyu cebe indiriyoruz diyebiliriz. Bunu da söylemiş olalım e, sevgili arkadaşlar ki LGS'de 3 soru da gerçekten e, zirve yani 3 soruyla beraber bayağı kişinin önüne geçebilirsin diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar karakök kavramı neydi? Karekök kavramına baktığımızda arkadaşlar e, alanı verilen and E, karelerin birer kenar uzunluklarını biz karekök kök yardımıyla buluyoruz. Normalde arkadaşlar diyelim ki şöyle bir karemiz olsun. Bir kenar uzunluğu diyelim ki arkadaşlar 7 santimetre olsun. Burası da 7 santimetre olsun. Bunun alanını nasıl buluyoruz? Bunun alanını arkadaşlar diyoruz ki bir e, kenarının karesi. Bakın üstü ifadelerden buluyoruz. Üstü ifadelerden bulursak burası ne olacaktır? 49 santimetre kare. Ancak sevgili arkadaşlar kare köklü ifadeler biliyorsunuz üstü ifadelerin tam tersidir. Tam zıttıdır. Dolayısıyla e eğer bir tane karemiz verildiyse ve bu karemizin bir kenar uzunluğunu soruyorsa hemen yapmamız gereken şey çok önemli. Arkadaşlar alanın karekökünü almaktır. Alanın karekökünü aldınız. Kaç oldu? 81 oldu. 81'in kare kökü ne olur arkadaşlar? 9 santimetre olur. Dolayısıyla ne yaptık? Buraya hemen 9 santimetreyi yapıştırıyoruz. Geçiyoruz. Buraya bakalım. Arkadaşlar alanımız şanslıysak tam kare bir sayı olur. Tam kare bir sayı olur ama şanslı değilsek tam kare bir sayı olmayabilir. Oraya bakalım hemen. Ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar e, işlemde değişen bir şey yok. Yine alanın kare kökünü alacağız. Alanın kare kökünü alıyorum. Aldıktan sonra ne oldu? Kök 48. Bir kenar uzunluğumuz. Eğer bunu A kök B şeklinde ne yazarsanız da ne olacaktır 4 kök 3 santimetreye karşılık gelecektir diyebiliriz. O zaman geliyorum buraya 4 kök 3 santimetre diyorum. Bakın tam kare ifadelerde alanımız tam kare ise bir kenar uzunluğumuz da çok güzel bir şekilde doğal sayı çıkıyor. Ama alanımız tam kare bir sayı değilse sonucumuz da kareköklü bir ifade olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Ama şunu asla unutmuyorsunuz arkadaşlar çok önemli e, alanın karekökü bize bir kenar uzunluğunu verir alanın karekökü bir kenar uzunluğumuzu verecektir diyebiliriz. Okey miyiz? Harika. Hadi bakalım devam edelim. 5 kök 20. Bu kartı gördük arkadaşlar. Kartın arkasında 5 kök 20 sayısı farklı bir biçimde. Yani A kök B şeklinde yazılmıştır. Kartın arka tarafında farklı bir şekilde yazılmış. Buna göre arkada yazan sayıyı bulunuz demiş. Arkadaşlar şimdi kök 20'yi gördüğümüzde Kök, 20'de, kök 20 de sevgili arkadaşlar 5'imiz dursun. Kök 20'yi alıyorum. Bir kere A kök B şeklinde yazmanın en güzel yolu neydi? Bölen listesi oluşturmak. Biz bunu nereden biliyoruz arkadaşlar? Tabii ki çarpanlar katlarda çok fazla yaptık. Ebob, ekok hesaplarken ve buradan ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 10 yapıyorum. 2'ye bölüyorum. 5 yapıyorum. 5'e bölüyorum. 1 yapıyorum arkadaşlar. Gruplandırdığımızda hop 2 çıktı. Ama ne yazık ki şu arkadaşımız çıkamadı. Dolayısıyla ne diyoruz? Bu arkadaşımız yani kök 20'nin karşılığına 2 kök 5 diyorum. Hemen şöyle de yazmak istiyorum. Herkes net bir şekilde görsün diye. Kök 20'nin arkadaşlar A kök B şeklinde yazılmış hali 2 kök 5. Peki başta da 5'imiz vardı. O zaman yazıyoruz. 5 çarpı 2 kök 5 yazıyorum. Bakın buradan da ne olacaktır cevabım? 10 kök 5 şeklinde Farklı bir şekilde ne yapmış olduk? Yazmış olduk sevgili arkadaşlarım diyorum. Ve bu şekilde ilk sayfayı çok güzel bir şekilde büyük bir heyecanla geçiyoruz. Geldik şimdi yeni nesil bir soru çözelim sizlerle beraber. Arkadaşlar yeni nesil soruları çözerken çok dikkatli olmanız lazım. Dikkatli okumanız lazım soruları. Ve ona göre de ne yapmamız lazım? Cevaplandırmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. E sorumuza bir bakalım. Diyor ki şekilde verilen 1 ve 3 numaralı araziler. Görüyoruz arkadaşlar. 1 ve 3 numaralı arazileri gördük. Dikdörtgenmiş tamam dikdörtgen eyvallah süper altını da çizebilirsiniz hatta isterseniz. 2 numaralı arazi ise kare şeklindedir diyor. Alanı en küçük arazi 1 en büyük arazi ise 3'tür. Yani küçükten büyüğe doğru sıralanmışlar diyebiliriz aslında bakarsanız e, bunu söyleyelim. 2 numaralı arazinin bir kenar uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre yani virgüllü değil köklü değil diyor arkadaşlar doğal sayı diyor. ...net bir şekilde çıkması lazım. Olduğuna göre alanı kaç farklı değer alabilir demiş. Arkadaşlar şimdi hemen ne yapalım? Güzelce işlemlerimizi yapalım. Diyor ki burada... ...önce koşul 1. Bir. Birincinin alanını bul. Sayısal olarak karşılığını bul bakalım. Bulalım arkadaşlar. 7 çarpı 12'den ne yapıyorum? Çarptığım zaman 84 santimetre kareyi bulduk. Harika. Ya da metre kare diyelim artık. Arkadaşlar metre kare olsun. Alan 3'e bakalım. 17 çarpı 10. Hemen ne yapıyorum? 17 çarpı 10'u yapıyorum. Buradan ne oldu? 170 metrekareyi ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. Şurası da metrekare olsun. Şöyle. Metrekareyi bulduk. Tamam. Alanlarımızı bulduk arkadaşlar. Burası neydi? Burası 84 metrekare. Burası neydi arkadaşlar? Burası da 170 metrekare. Üstüne yazarsanız daha net anlaşılır. Daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi buradakine bakacağım. Buranın alanı da bilmiyoruz arkadaşlar. Bakın zaten burada vermiş. İkisinin ortasında olması lazım. Yani 84 metrekare ile... Arkadaşlar 170 metrekarenin arasında bir değer olması lazım. Alanımız bakın alan dikkat. Alan diyoruz. Önce alanı bulalım sonra kenara geçelim isterseniz. Alanlarımız ne olabilir? Ve kare olduğuna göre arkadaşlar bunun alanı Tam kare bir sayı olması lazım. Neden? Çünkü kare, karedir ve kenar uzunlukları da doğal sayı olduğu için alanımız bir tam kare sayı olmak zorunda. O zaman 84 ile 170 arasında neler arkadaşlar olabilir alanımıza baktığımızda. Dolayısıyla hemen bakalım e, sevgili arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda 84 m santimetre kareden fazla olan alanlarımız e, 100 metrekare alanımız olabilir. Sonra 121 metrekarelik bir alana sahip olabilir arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Sonrasında 144 metrekarelik bir alana sahip olabilir. Sonrasında tabii ki 169 metrekarelik bir alana sahip olabilir diyoruz. Ve bu şekilde de arkadaşlar ne yapmış olduk? Alanlarımızı bulmuş olduk. Toplam kaç farklı değer alabilir demiş? 1, 2, 3, 4 farklı değer alabilir diyoruz. İki alanın arasında kalan tam sayılı tam kare sayıları bulduk. Yani alanımız bunlar olabilir. Eğer 10 olursa, kenar uzunluğu 100 olursa kenar uzunluğumuz 10 metre olur. Arkadaşlar 11 olursa kenar uzunluğumuz şey 121 olursa kenar uzunluğumuz 11 olur. 144 olursa kenar uzunluğumuz 12 olur ve 169 olursa da alanımız kenar uzunluğumuz 13 olur diyoruz ve bu şekilde de ne yapmış olduk arkadaşlar? Yeni nesil bir sorunun nasıl çözüleceğini, neler yapmamız gerektiğini önce alanları buluyoruz. Sonra koşulları sağlıyoruz arkadaşlar ve ondan sonra da istenenleri yazıyoruz. 2'nin e, alanı da diyebiliriz arkadaşlar. 2'nin şunları şöyle karalarsak şöyle arkadaşlar düzenlemi 2'nin alanı diyelim arkadaşlar. Alanı diyelim ki daha da net ve daha anlaşılır olsun sevgili arkadaşlar koşulumuzu yaptık ve istenenleri yazdık. İşte yeni nesil bu şekilde arkadaşlar kademe kademe tane tane tatlı tatlı ilerlememiz gereken bir soru diyebiliriz. Çünkü işlemler birden fazla ve bazen de kafalar karışabiliyor. Şimdi geldik nereye? Yaklaşık değere. Arkadaşlar yaklaşık değeri bulabilmek istiyorsan bir kere 20'ye kadar olan tam kare sayıları çok iyi bilmen lazım. Yani 361 dendiği zaman 19'un olduğunu arkadaşlar veya 324 dendiği zaman 18'in karesi olduğunu ya da 400, 441 dendiği zaman işte 21'in e, karesi olduğunu. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Yani eğer tam kare sayıları tam bilmiyorsan kare köklü sayılarda arkadaşlar ne yazık ki çok fazla ileri ileriye gidemezsin. Çok fazla ilerleyemezsin. Bunu çok e, üzgün bir şekilde söylüyorum. Ama tam kare sayıları çok iyi bilmemiz lazım. Ezberlememiz gerekiyor. Şimdi kök 60'ın altında ve üstünde hangi tam kare sayılarımız vardı? Hemen onlara isterseniz bir bakalım. Arkadaşlar bir altındaki tam kare sayımız tabii ki kök 49. Bir üstünde tam kare sayımızda arkadaşlar kaç olacaktır? 64. Yani kök 60 sayısı 7 ile 8 arasında bir yerlerde ya vardır. E, A kök b şeklinde yazılmış bir Kare köklü ifadenin yaklaşık değerini nasıl buluruz? Tabii ki önce arkadaşlar bunu kök için almamız lazım. Kök için aldığımızda 4'ü biliyorsunuz karesi olarak içeriye giriyor. E hemen şurada yapalım isterseniz. E arkadaşlar 4 kök 5'i ne yapıyorum? İçeriye alırken 4 karesi olarak giriyor içeriye. Ve içerideki sayı çarpıyoruz. Buradan ne olacaktır? Kare kök 80. Şimdi kök 80'i değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ve diyoruz ki kök 80'in bir altında ne vardır? Kare kök arkadaşlar... 64 vardır. Bir üstünde ne vardır? Bir üstünde kare kök 81 vardır. Yani 8 ile 9 aralığında bir yerdedir. 4 kök 5 sayısı 8 ile 9 arasında diyebiliriz. Hatta buraya da isterseniz yazalım. 7 ile arkadaşlar 8 arasında diyoruz. Burası da 8 ile arkadaşlarım 9 arasında diyoruz. Yaklaşık değerden genelde LGS'de bir soru geliyor arkadaşlar. Çok zor olmuyor. Yani bu konuyu kavradığın zaman bir soruyu cebe indirebilirsin. Garanti diyebiliriz yani. Bunu çok net söyleyebilirim. Şimdi bazen de şöyle sorular geliyor. Arkadaşlar şimdi yarım dairenin çapı kaç santimetre olabilir demiş. Şimdi baktığımız zaman e, arkadaşlar yarım dairemizin çapı baştan sona biliyorsunuz çap dediğimiz şey şurasıdır e, arkadaşlarım. Şimdi buraya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 4,5 yani bizim uzunluğumuz kaç santimetreymiş? 4,5 cm olur. Peki 4,5 cm arkadaşlar kimle kim arasındadır? E, e, arkadaşlar ne yapacağım? 4 ile 5 arasındadır. Yani 4 cm ile 5 cm aralığında bir yerde olur. Peki kare köklü olarak yazarsak kök 16 ile kök 25 aralığında bir yerlerde olabilir diyoruz. Ve ne yaptık? Bu şekilde de halletmiş olduk. Peki 3 tane kare köklü ifademiz var. Acaba buradaki çapın uzunluğu bu 3 tane kare köklü ifadeden hangisi olabilir diye sorarsak o zaman arkadaşlar cevabımız ne yapacağız? kök 20 diyeceğiz. Çünkü kök 16 ile kök 25 arasında karşılık gelen sayımız kök 20'dir. Kök 27 ve kök 15 bu aralıkta değildir arkadaşlar diyoruz. Ve doğru cevabımızı da kök 20 verenleri tebrik ediyoruz. E bunu neden yaptık? Arkadaşlar aynısı ama bazı arkadaşlar şöyle diyor. E hiç saymadan baştan itibaren saymadan şöyle diyor. A diyor bunun çapı diyor. Çap uzunluğu diyor burada diyor 5 ile 6 arasında diyor aa diyor 5.5 gibi bir şey diyor 5.5 yapıyor bunu sonra gidiyor diyor ki aa diyor bu 5 ile 6 arasındadır diyor ve ondan sonra arkadaşlar ne oluyor yanlışlar arka arkaya gelmeye başlıyor o zaman ne yapacağız? Dikkatli olmamız lazım. Saymaya her zaman buradan başlayacağız ve sıfırmış gibi düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4, 4,5. Bakın burası yine aynı daire olduğu için yine uzunluğumuz 4,5 çıktı ama bu sefer arkadaşlar 5,5 pardon 5,5 almıyoruz bakın 5,5 almıyoruz 4,5 alıyoruz. Çünkü niye? Başlangıcımız birden olabilir ama biz sıfırdanmış gibi arkadaşlar sayıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Yine Arkadaşlar kök 16 ile kök 25 aralığında bir değer alır. Yani şıklara göre kök 20'yi çok rahat bir şekilde alabilir alabilir diyoruz arkadaşlar. O zaman yaklaşık değeri de ne yaptık? Bu şekilde halletmiş olduk sizlerle beraber. Şimdi LGS tadında LGS 2023 benzerinde tatlı bir soru çözelim sizlerle isterseniz. Şimdi sorumuzu dikkatli okuyoruz arkadaşlar ve değerlendirmeyi sizlerle beraber yapıyoruz. Eğer sen de bu soruyu ee, cevabını yapıp yapmadığını merak ediyorsan istersen sorunun e, şey, bilgisayar ekranında durdurabilirsin videoyu sonra çözümünü yapabilirsin sonrasında da arkadaşlar e, beraber kontrol edebiliriz. Şimdi bakalım e, kum bir piste başlangıç çizgisinden 3 metre ilerden diyor bakın arkadaşlar zaten burada gösteriyoruz ilerden e, bilye fırlatan abuzerin attığı bilye turuncu renkli bölgeye düşmüştür. Evet görüyorsunuz arkadaşlar turuncu bölgemiz burada. E, Abuzer arkadaşımız burada. E, 3 metre önden atıyor bilgisini. E, bir yandan şekli de inceliyoruz tabii ki. Okuduğumuzu anlayıp değerlendirmek, sindirebilmek için şekli de bir yandan ne yaptık? Analiz ettik. Turuncu bölgenin başlangıç çizgisine en yakın ve en uzak noktalarının uzunlukları 15 ve 16'dır. Bakın arkadaşlar Turuncu bölgenin başlangıç noktasına en yakın mesafesi şurasıdır ve burası tamı tamına 15 metreye karşılık geliyormuş. En uzak noktası da kaça karşılık geliyormuş? 16 metreye karşılık geliyormuş. Bunları ne yaptık? Buraya yazmış olduk. Hemen şöyle daha da belirgin hale getirelim arkadaşlar. Yazdık. Buna göre Abuser'in bileği kaç metre öteye fırlatmış olabilir. Bunu bulunuz demiş. Arkadaşlar Abuser'in bulunduğu noktayı ne yapıyorum? E, sıfır kabul edersem şu uzunluğuma baktığım zaman, şu uzunluğuma baktığım zaman... Bakın 15 metre ama 3 metre önden fırlattığı için... Arkadaşlar e, ne yapabiliriz? O zaman ya burası kaç olacaktır? 12 metre olacaktır. Veya daha da uzağa gittiği zaman arkadaşlar buraya kadar oluyor. Yani, turuncu bölgenin sınırlarını veriyoruz ya. Buraya baktığımızda da 13 metre olabilir. Yani turuncu bölge sevgili Abuzer'e göre, Abuzer'e göre düşünürsek ne ile ne arasında arkadaşlar? 12 metre ile, bakın turuncu bölge diyelim, turuncu bölge diyelim. Arkadaşlar ne olacaktır? 13 metre aralığında olacaktır. O zaman sevgili Abuzer... 15 metrelik mesafeyi 3 metre önden attığı için 12 metrelik bir at, e, atış yapmış olabilir. Veya 13 metrelik bir atış yapmış olabilir diyoruz. Sonrasında hemen devam edelim bakalım. 13'te, e, 12 ile 13 metre. Kare kök içerisine alırsam bunları isterseniz alalım. 144 kök 144 metre ile arkadaşlar kök 169 metre aralığında bir yerlerde olur diyoruz turuncu bölgenin uzaklığı. Şimdi diğer arkadaşları da kıyaslama yapmak için ne yapmam lazım? Tabii ki kök içine almam lazım ki turuncu bölgenin kıyaslama yapmasını daha kolay daha anlaşılır olsun. Hemen alıyorum. İçeriye alırken biliyorsunuz kare şeklinde giriyoruz. 5 kere 5 25 10 ile çarparsam 250 metre yaptı. Kök 250 metre yaptı. Bu aralığa karşılık geldi mi? Hayır. O zaman A şıkkı gitti. Buraya bakalım. İçeriye aldığım zaman 4 çarpı 35 yapıyor arkadaşlar. 4 çarpı 35'ten ne olacaktır? 140 olacaktır. Kök 140 metre olur. Bakıyorum bu aralığa yine karşılık gelmedi. Buraya baktığımızda içeriye alırken 5 kere 5 25. 25 çarpı 6'dan arkadaşlar karekök 150 olur. Bakıyorum gerçekten de bu aralığa tam da denk geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımızın bu olduğu söyleyebilirim. Şunu da hemen değerlendirmek istiyorum. 6 kere 6 36 çarpı 5'ten Karekök 180 olur. 180 de arkadaşlar yine bu aralıkta değildir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Eğer sen de C şıkkını bulduysan gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Harika bir şey yaptın. Harika bir iş çıkardın. Bunu özellikle söyleyebiliriz. LGS 2023'te böyle buna benzer bir soru gelmiş. Gördüğün gibi çok da zor değil. Yani LGS soruları hem net hem anlaşılır hem de arkadaşlar çok tadında sorular oluyor. Yani korkulacak hiçbir şey yok diyebiliriz. Şimdi dört işlemlere baktığımızda öncelikle arkadaşlar şuradaki dikdörtgenin alanını bulalım. Şimdi alan bulurken ne yapıyorum? Kenar uzunluklarının ikisini de çarpma yapmam gerekiyor. Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağım. Hadi çarpalım bakalım şurada. 3 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı ne olur? Şimdi önce biliyorsunuz çarpma işleminde dışarıdaki sayılar dışarıdaki sayıyla çarpılıyor dışarıya yazıyor. İçerideki sayılar içerideki sayıyla çarpılıyor içeriye yazıyor sevgili arkadaşlar. Sonrasında ne yapacağız? Tabii ki kök 4'ü görünce hemen şimşekler çakması lazım. Kök 4 bir tam kare sayıdır. Tam kare sayı asla içeride durmaz ve dışarıya 2 olarak çıkacaktır. Dolayısıyla alanımız da arkadaşlar buradan 12 santimetre kare olacaktır. İşte burada iki kenar uzunluğunu çarparak şeklin alanını ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. Dışarıdaki sayı ile dışarıdaki sayıyı çarpıyorum dışarıya. İçerideki sayıları çarpıyorum içeriye yazıyorum. Tabii ki çıkma durumu varsa da çıkartmayı da ihmal etmiyorum. Doğru cevabımı 12 santimetre kare bulmuş olduk. Buraya bakalım. Arkadaşlar bu dikdörtgenin çevresini bulmak istiyorsak mutlaka biliyorsunuz toplama çıkarma yaparken kök içindeki sayıların aynı olması gerekiyor. Bunu özellikle ne yapıyoruz? Vurguluyoruz. Hemen ne yapalım? Bunu A kök B şeklinde yazdığımızda arkadaşlar A kök B şeklinde yazarsak isterseniz hemen şurada işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bir kere yapayım ben böyle. Bir dahakine arkadaşlar ee, sizler kendiniz böyle uzun uzun yaparsınız. İki tane grupladığımız için burası ne oldu? İki kök üç santimetre oldu. Buraya baktığımızda burasında arkadaşlar şöyle kısa yoldan yapalım pratik olarak. Dokuz çarpı üç olarak yazabiliriz. Dokuz dışarıya üç olarak çıkarsa üç kök üç santimetre olarak ne yaptık? Bulmuş olduk. Şimdi burası arkadaşlar dikkat ettiniz mi? burası iki kök üç. Ne yaptım? Hemen yazıyorum. Burası arkadaşlar kaç? Burası da 2 kök 3. Harikasınız gerçekten. Süper. Devam edelim. Şöyle yeşille çizeyim. Bakın arkadaşlar burası kaç oldu? Burası 3 kök 3 oldu. E burası da 3 kök 3 olur. Çünkü bu bir dikdörtgen. Dolayısıyla ne yapıyorum? Çevresini buluyorum. Hadi bulalım bakalım. Çevre eşittir. 3 kök 3. 3 kök 3 daha 6 kök 3 oldu artı 2 kök 3, 2 kök 3 daha 4 kök 3 oldu. Çevre eşittir. Cevabımız arkadaşlar 10 kök 3 santimetreye karşılık geldi. Burada ne anlatmaya çalıştık? Arkadaşlar eğer köklü sayılarda toplama veya çıkarma yapıyorsan mutlaka A kök B şeklinde sayılarını yaz ve kök içlerini eşitle. Ondan sonra toplama işlemini veya çıkarma işlemini yap. Kök içleri aynı değilse kesinlikle arkadaşlar toplama veya çıkarma işlemi yapamıyorsun. Bunu özellikle söyleyelim aman diyelim dikkat diyelim. Gelelim buraya. Arkadaşlar alanı verilen bir şeklin bir kenarı verildiyse ve diğer kenara soruluyorsa yapmamız gereken şey çok basit arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ee, hemen ne yapıyorsun? Bölüyorsun. Mesela şöyle bir soru sorsam size. Daha sayılarla net olması anlamında arkadaşlar. Diyelim ki alanımız 20 santimetre kare. Bir kenar uzunluğumuz 4 santimetre arkadaşlar ve ben burayı soruyorum. E burayı sorduğumda sen şunu demez misin hocam burası 5 santimetre. E nasıl buldun? Alanı diğer kenara böldük. O zaman ne yapıyorum? Alanı diğer kenara böldüğüm zaman diğer kenara bulduğumu söyleyebiliriz. Burası da 5 santimetreymiş diyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle de çizgimiz koyduk. Şimdi o zaman aynı mantıkta sevgili arkadaşlar alanı verilen bir dikdörtgenin diğer ken bir kenara verilmiş ve diğer kenara soruluyorsa yapmamız gereken şey çok kolay. Hemen yapalım bakalım. E, ...alanı diğer kenara bölüyoruz. Hadi bakalım buraya ben X diyorum arkadaşlar. X sorduğumuzu varsayalım. X'i bulmak istiyorsam... ...2 e, kök 10'u kaça bölüyorum? Kök 5'e bölüyorum. Tabii ki burada kök 10 ile kök 5'i kök 5 sadeleştirebilirim. Sadeleştirdiğim zaman bakın burada 1 kaldı kök 1 1 demektir zaten. Burada 2 kaldı ama kök içindeki arkadaşlar lütfen dikkat edin ve sonuç olarak da 2 kök 2 santimetre olacaktır. Cevabım yine çok güzel bir şekilde bir sayfada 4 işlemi arkadaşlar sizler için ne yaptık özetlemiş olduk diyebiliriz ve yolumuza bir başka soru tarzıyla soru e, modeliyle ne yapalım ee, geçelim arkadaşlar ve sorumuza bir bakalım. Yine ne isteniyor ne verilmiş ne yapmamız lazım bunlardan bahsettiğimiz güzel bir irdeleme sorusu yeni nesil sorusu diyebiliriz. Şimdi şekilde verilen karenin içine 2 adet mavi renkli özdeş 12 santimetre karelik kısımları yani 2 e mavi renkli 2 karenin arkadaşlar karenin e, yerleştirmişiz ve e, arkadaşlar 12 santimetrelik kısımları üst üste gelecek şekilde görseldeki gibi çizilmiş arkadaşlar mavileri görebiliyorsunuz burada e, mavi renkli karelerden birinin alanı 108 santimetre kare olduğuna göre. En büyük karenin alanı kaç santimetre karedir? Yani en büyük dediği de şu arkadaşlar. En büyük karemiz de bu. Yani özellikle söyleyeyim. Şimdi öncelikle içerideki arkadaşlar, içerideki şu küçük olan karenin alanını bize vermiş. Arkadaşlar içerideki karenin alanı şurada isterseniz işlemimi yapmak istiyorum. Bakın içerideki karenin alanı çok kareye benzemedi ama neyse arkadaşlar çaktırmayın. E, alanı 12 santimetre kaymış. Arkadaşlar peki ben bunun bir kenarını bulmak istersem çünkü kenarlardan kenarlardan buranın kenarını bulmak istiyorum. E, 12'nin ne yaparım? Kare alırım tabii ki. 12'nin kare alırsam burası kaç olur? 2 kök 3 santimetre olur. O zaman burası 2 kök 3 santimetre olduğunu ne yaptık bulduk. Devam edelim bakalım. Bütün hepsi tabii ki kök 3. O zaman mavi renkli karenin bir kenar uzunluğuna ne diyorum? 2 kök 3 diyoruz arkadaşlar. Şimdi. Ee, pardon buraya yazdık. kesim bölge. Ee, şurasına 2 kök 3 yazacağız. Hemen şunu yaptık. Ne güzelce. Şurasını ne yapalım? Hemen karalayalım. Büyük şeklin mavi renkli karenin bir kenar uzunluğunu bulacağız. Arkadaşlar mavi renkli karelerimizin alanı kaç santimetre karedi? 108 santimetre karedi. O zaman ben yine onun şöyle hemen şeklini temsili olarak çiziyorum arkadaşlar. Alanımız 108 santimetre kare ise ee, bir kenar uzunluğunu bulmak için ne yapacaktım? Yine ne yapıyor? Alanın e, alıyorsunuz tabii ki. Kare alıyorsunuz tabii ki. Kare kökünü aldığınızda ne oldu? 6 kök 3 santimetre olmuş oldu. Şimdi geliyorum buraya da arkadaşlar. Şuraya da yine farklı bir kalem kullanmak istiyorum. Buraya da ne diyorum arkadaşlar? 6 kök 3 santimetre diyoruz. Peki devam ettiğimizde şimdi buranın da tamamı arkadaşlar neydi? Bakın şuranın tamamı şöyle şuranın tamamı Tamam arkadaşlar neydi? 6 kök E burası 2 kök 3 olduğuna göre. Bakın burası 2 kök 3 olduğuna göre. Burası arkadaşlar 4 kök 3 olmayacak mı Allah aşkına? Evet. E peki burası 4 kök 3 hemen geliyorum 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 geliyorum. E arkadaşlar şurası da 4 kök 3 olmayacak mı? Evet bakın burası 4 kök 3 burası da hemen ok çıkardık ve burası da 4 kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman büyük karemizin bir kenarının uzunluğunu bakın bir kenarının uzunluğunu 6 artı 4'ten 10 kök 3 santimetre olarak bulamaz mıyız? Buluruz tabii ki. Ve burasını zaten soruyordu bizler arkadaşlar. O zaman şuraya da hemen ne yapalım? Mavi karelerin bir kenar uzunluğu 6 kök 3 santimetre olarak bulduk. Zaten şurada gösterdik arkadaşlar. Buraya da yazdık. Sonra istenen büyük karenin bir kenar uzunluğu diyor. Ve ne yaptık? Buradan 6 kök 3 ile Bakın şurası 6 köküçtü ama 2 köküç zaten biz bulmuştuk. E, buradaki alandan kaynaklı olarak. Burasına ne kaldı arkadaşlar? 4 kök 3 kaldı. E, 6'dan 2'yi çıkartırsak 4 kök 3 kaldı. 4 kök 3 burası ise burası da 4 kök 3 oluyor. E, burası 4 kök 3 burası 6 kök 3 toplarsam 10 kök 3 olur. Ve cevabım da süper bir şekilde arkadaşlar çıkmış oluyor mu? Devam ediyor muyuz bakalım? Şöyle bir kenar uzun bulduk. Bize neyi soruyor? En büyük karenin alanını soruyor arkadaşlar. E, o zaman karenin alanını bulmak istersen ne yap Yapacağım. Bir kenar uzunluğunu ve iki kere çarpacağım 10 kök 3'te 10 kök 3'ü çarpıyorum dışarıdakileri dışarıdakileri çarptım 100 yaptı içeridekilerle içeridekileri çarptım kök 9 yaptı ama kök 9'a baktığım zaman bir tam kare sayıyla karşı karşıyayım ve onu hemen çıkardığımda cevabımın 300 santimetre kare olduğunu süper bir şekilde ne yaptık arkadaşlar bulmuş olduk sizlerle beraber gerçekten de muazzam güzel bir soruyu halletmiş oluyoruz. Ee, sevgili arkadaşlarım sorumuz da gayet iyiydi devam edelim bakalım sorularımıza bakalım daha kaç sorumuz var ondan sonra arkadaşlar şöyle bir konu anlatımı yine bir soru ve ondan sonra da yavaş yavaş ne yapacağız dersimizi tamamlayacağız sizlerle beraber. Şimdi LGS 2023 benzeri bir soruyla karşı karşıyayız. Bunları neden anlatıyoruz arkadaşlar? Çünkü LGS'den korkmamıza gerek yok. LGS'de sorular net, sorular çözülebilir, sorular çok anlaşılır. Biraz gayret ettiğin zaman soruları çok rahat bir şekilde çözebiliyorsun. Şu anda da LGS 2023'te benzeri sorulan bir soruyu çözeceğiz ve ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi özdeş mavi kutular ve özdeş kahverengi kutular görseldeki gibi üst üste dizilerek yükseklikleri eşit kuleler oluşturuyor oluşturulmuştur. Buna göre kahverengi kule kutulardan birinin yüksekliği kaç desimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar bakıyorum burası kök 450. 1, 2, 3, 4, 5 kutudan meydana geliyor. 450'yi arkadaşlar hemen ne yapmam lazım? A kök B şeklinde yazmam lazım. Hemen ne yapalım? Biraz büyük bir sayı olduğu için hemen asal çarpanlarına ayırma işlemini uyguluyoruz. Bakın böyle. Sonra 2'ye bölünmeyeceği için 3'e böldük. 75 oldu burası. Sonra bir daha 3'e böldüm. 25 oldu. Sonra 5'e böldük. 5 oldu ve 5'e böldük. 1 oldu arkadaşlar. Gruplandırma yaptığımızda bakın 5'ler dışarı çıkıyor 3'ler dışarı çıkıyor 3 kere 5 15 ancak 2 içeride kalıyor Dolayısıyla bu yüksekliğimiz arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz 15 kök 2 desimetre olur Peki 15 kök 2'yi 5 tane kutucuktan meydana geldiği için, 15 kök 2'yi 5'e bölersem ne olur sevgili arkadaşlar? Her bir kutucuğumuz 5 kök 2 olmaz mı Allah aşkına? Evet, her bir kutucuğumuz sevgili arkadaşlar, pardon. 5'e bölersek 3 kök 2 olacaktır. Hemen şu siyahla yazalım. Şöyle 3 kök 2 olur. Burası da arkadaşlar 3 kök 2 olur. Burası da 3 kök 2 olur ve burası da 3 kök 2 olacaktır ve burası da 3 kök 2 olacaktır. Toplamda 15 kök 2'yi yakaladık. Süper. Şimdi mavi olanlar arkadaşlar 3 kök 2 zaten. Onları bulmuştuk. 3 kök 2 olduğunu ne yaptık? Bulabiliyoruz. Peki toplam yine 15 kök 2 desimetre olacak. Aynı şekil olduğu için arkadaşlar burası 15 kök 2 desimetre olması gerekiyor. Peki 15 kök 2'den mavi olanların toplamını çıkartalım bakalım. 15 kök 2'den 3, 6, 9, 9 kök 2'lik mavileri çıkartıyorum. Kaç kök 2 kaldı arkadaşlar bana? 6 kök 2 kaldı. Peki bu 6 kök 2'yi arkadaşlar kaç tane kahverengi kutuya paylaştırmam lazım? 3 tane kahverengi kutuya paylaştırmam lazım. O zaman 6 kök 2'yi kaça böleceğim? 3'e böleceğim. Bölersem arkadaşlar ne çıkacaktır buradan? 2 kök 2 desimetre olarak ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlarım ve gerçekten de çok güzel bir şekilde sonucumuzu tamamlamış olduk. Sizlerle beraber 2 kök 2'yi bulmuş olduk. Şöyle bir bakalım 15 5 kök 2 bulduk. 5 kutumuz vardı. 5'e böldük 3 kök 2. Her biri 3 kök 2 ise 9 kök 2 bulduk. 15 kök 2'den çıkardık. 6 kök 2 ve oradan da 3 tane kahverengi olduğu için 3'e böldük ve doğru cevabımızı 2 kök 2 bulmuş olduk diyoruz ve eğer sen de 2 kök 2 bulduysan gerçekten mükemmel bir iş çıkardın diyebiliriz sevgili arkadaşım. Gelelim doğal sayı yapan çarpan ve tabii ki arkadaşlar ondalık karekök sorularına. Alanı verilen bir karenin kenar uzunluğunu bulmak istediğimizde değişen bir şey yok arkadaşlar. Alanın karekökünü alıyorsunuz tabii ki. Burada bir 196 olsaydı bakın 196 olsaydı dışarıya ne olarak çıkardı? 14 ama 1.96 olunca arkadaşlar 1,4 santimetre olarak ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Yani karekök sayıları çok iyi biliyorsan sıkıntı olmaz. Mesela diyelim ki arkadaşlar 0,04 ne olarak dışarıya çıkar? 0,2 olarak çıkar. Örneğin arkadaşlar 0,16 dışarıya ne olarak çıkar? Tabii ki normalde 4 olarak çıkacaktı ama şu anda ne olarak çıkıyor? 0,4. Örneğin arkadaşlar 3,61. Normalde 361 olsaydı ne olarak çıkacaktı? E, normalde 19 olarak çıkacaktı ama şu anda ne olarak çıkıyor? E, 1,9 olarak çıkıyor. Yani böyle tam kare sayıları iyi biliyorsan zaten ondalıklı kısımlarında çıkartması gayet kolay. O zaman burada bir kenar uzunluğumuz kaç oluyor? 1, santimetre oluyor? 1,4 santimetre oluyor. Peki gelelim aynı köklerin çarpımına. Arkadaşlar aynı köklerin çarpımında sayımız kökten kurtulur. Kök 5'e kök 5 çarpım 5 olarak 25 oldu. 25 dışarı ne olarak çıkar? 5 olarak çıkar. Buraya bakalım. Bunun başında gizli 1 vardır biliyorsunuz. 1 kere 3. 3'tür. 3 çarpı kök 4 yapar. Kök 4 de dışarı ne olarak çıkacaktır? 2. Yani buradan ne olacaktır? 6 olacaktır. Yani köklü sayılarda sonucun bir doğal sayı olmasını istiyorsak arkadaşlar mutlaka aynı kökten bir tane daha olması lazım. Yani aynı kökler çarpılırsa ancak sonucumuz bir doğal sayı olur ya da tam sayı olur. Bunu özellikle vurgulayalım. Örneğin dikdörtgenin alanına baktığımızda dikdörtgenin alanı sevgili arkadaşlar neymiş bakalım. 4 kök 5 ile 3 kök 5'in çarpımı uzun kenarla kısa kenarın çarpımı ile buluyoruz biliyorsunuz. Hemen ne yapalım? Yapalım bakalım. 4 kök 5 çarpı 3 kök 5 dışarıdaki sayıyla dışarıdaki sayı çarpıyoruz 4 kere 3 ne oldu 12 oldu kök 5 ile kök 5 çarptım e ne oldu kök 25 dışarıya yeni olarak çıktı 5 olarak çıktı cevabımız kaç oldu arkadaşlar 60 santimetre kare olmuş oldu. Gerçekten de dediğim gibi aynı kökler varsa ve çarpılıyorsa sayımız kökten kurtulur arkadaşlar. Lütfen bu bilgiyi de unutmayınız diyelim. Geldik sondan önceki sorumuzun bakalım hemen şöyle. Evet arkadaşlar son sorumuzmuş. Bundan sonra ne yapacağız dersimizi yavaş yavaş tamamlayacağız diyebiliriz. Yukarıda ön ve arka yüzlerinde bazı sayılar yazılmış ola yazılmış 4 adet kart verilmiştir. Görüyoruz arkadaşlar hepsi tam kare sayı ve ondalıklı olarak verilmiş. Bu kartların her birinin ön ve arka yüzünde yazan sayıların toplamı 2'dir demiş. Yani önde ve arkada yazan sayıların toplamı 2. Bu kartlardan 3'ü seçilip arka yüzünde yazan sayılar toplandığında bir doğal sayı elde edildiğine göre seçilmeyen kart hangisidir demiş. Arkadaşlar öncelikle bu arkadaşların kaç olduğunu bulmamız lazım. Şimdi bu arkadaşımız normalde 9 olurdu. Ancak ne olmuş oldu? 0,9 olarak dışarı çıkıyor. Normalde bu 169 olsaydı 13 olurdu. Şimdi ne olacaktır arkadaşlar? 1,3 olacaktır. Normalde 36 olsaydı 6 olurdu ama şu anda 06 ve normalde 5 olması gerekirken şu anda nedir arkadaşlar? 0,5 olması gerekiyor. Şimdi bunlar ön yüzünde yazanlar arkadaşlar. Ön yüzünde yazanlar biz görüyoruz zaten. Şimdi arka yüzlerinde yazanları nasıl bulacağım? Tabii ki toplamları 2 olduğu için çıkartarak bulmam gerekiyor. 2'den 0,9 çıkartırsam kaç olacaktır? 1,1 arkasında yazan sayı. 1,3'ü 2'den 2'den 1,3 çıkartırsam ne olur? 0,7 olacaktır. Arkasına yazan sayımız bu. Buraya baktığımızda arkadaşlar 1,4 olur. Arkasına yazan sayımız bu ve burası da 1,5 olacaktır diyoruz ve ne yaptık? Arkasına yazan sayıları tamamlamış olduk. Şimdi hangilerinin toplamı acaba 1 e, ne yapar? E, sevgili arkadaşlar doğal sayı yapar. Şimdi baktığımız zaman tabii ki bunlar da deneme usulü yapmanız lazım. Ben çok zamanınızı almamak için ne yapıyorum? 1,1 ile 1,4'ü topladığımızda arkadaşlar ne olur? e, 2,5 yapar. 2,5 yapar. 2,5 ile 1,5'ü toplarsam 4,0 yapar ve 4 de nedir arkadaşlar? Doğal sayıdır tabii ki doğal sayıdır. Dolayısıyla da doğal sayıyı yakaladık. O zaman bu 3'ünü alırım. Yazılmayan sayımız hangisiymiş? 0,7 ymiş Dolayısıyla arkadaşlar cevabımızın da ikinci kart olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu şekilde de sizlerle beraber hem köklü sayıları bir özet geçtik. Hem de aralara yeni nesil sorular çözerek, LGS'de çıkmış soruların benzerlerini çözerek ne yaptık? Sizleri LGS'ye biraz daha hazırlamış olduk arkadaşlar. Diyelim ve kare köklü sayılarda yeni nesil dersimizin de sonuna geldiğimizi ilan ede biliriz. Ödül sorumuz ekranda arkadaşlar. Mutlaka mutlaka Zor Bankası'ndan da ödevlerini ihmal etmiyorsun. Ödül sorun cevabında yorumlara yazıyorsun. Gerçekten yorumları çok merak ediyoruz. Tek tek okuyoruz arkadaşlar ve sizleri de çok seviyoruz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tonguç Dershane sundu.